Türkiye'de yine en çok konuşulan başlıklardan biri, belki de birincisi eğitim. Okullarda müfredat değişikliği olacak dendi. Ardından bir öğretmenimiz uzaklaştırdığı bir öğrenci tarafından yaşamını yitirdi, saldırıya uğradı. Ve biz yine ya Türkiye'de eğitimde ne oluyor? Sürekli bir değişiklik döngüsü içinde miyiz? Bunları konuşuyoruz. Yasal düzenleme yapılabilir mi? Okullarda şiddet eğilimi giderek artıyor mu? Bunun kaynakları neler? Bunlar üzerine düşünüyoruz. Nagihan Alçı ile Nasıl Oldu programına uzun bir ara vermiştik sevgili izleyiciler. Şimdi biraz da içinde böyle küçük değişiklikler yaparak kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bu yakıcı konuyu, eğitim başlığı altında düşen bu birbirinden önemli başlıkları tartışarak, uzmanlarına sorarak yeniden başlamak istedik. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in kapısını çaldık ve ona tartışılan bütün başlıkları eğitim nasıl olmalı konsepti içinde sorduk. Çok ilginç yanıtları var Sayın Bakan'ın. Daha sonra da konunun uzmanlarına farklı açılardan Türkiye acaba çok tartışılan Finlandiya modelini mi örnek almalı, Japonya modelini mi yoksa başka bir ülkenin modelini örnek almak doğru değildir de biz kendi kendimize, kendi adımlarımızla mı yürümeliyiz? Bu soruların cevaplarını aradık. Şimdi bütün öğrencileri ve velileri ve gelecek kuşakları ilgilendiren eğitim meselesiyle ilgili belki bir başka perspektif açmak için sorularımıza ve cevaplarımıza hep birlikte bakalım. Türkiye'de eğitim nasıl olmalı? Neden bu kadar bu konuyu tartışıyoruz? Sayın Bakan'a hepsini soracağız. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi tabii birçok tartışmalı başlık var. Siz de her gün bir takım açıklamalar yapıyorsunuz ama son birkaç gündür özellikle Türkiye'de herkesin çok üzüntüyle karşıladığı bir hadise yaşandı ve bunun üzerine ne yapabiliriz diye siz de bakanlık olarak gördüğüm kadarıyla çalışıyorsunuz. Okulda bir öğretmen, bir uzaklaştırdığı öğrencisi tarafından saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Problem nerede sizce? Problemi aslında ben sistemin kendi içinde bir problemden ziyade eğitim öğretim açısından söylüyorum. Eğitimin gelişen toplumsal ilişkilerdeki farklılıklara göre kendisini revize etmesi gerektiğine inanıyorum. Sizin sorunuzda bu minvalde cevaplandırmak gerekir. Bizatihi eğitim sisteminin, okulların, öğretmenin ya da velilerin davranışından kaynaklanan ya da hatalarından farklılaştığı için ortaya çıkan çok fazla şiddet olayı olduğuna inanmıyorum. Ama biz hepimiz toplumsal alanda aktör olarak yer alan herkes gelişen yeni parametreler ışığında kendi davranışlarını revize etmesi gerekir. Ben öyle inanıyorum. İbrahim öğretmenle ilgili olarak sadece o konu değil, onun öncesinde de kamuoyuna, medyaya yansıyan ya da yansımayan, şiddete maruz kalan bütün öğretmen arkadaşlarımızla iletişim halinde olduk. Hatta son hani İbrahim öğretmenden önce İstanbul'da bir öğretmen arkadaşımız, bir hanım arkadaşımıza benzeri bir olay olmuştu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız kendisiyle iletişime geçti. Biz bu arkadaşlarımızla iletişime geçip yaşadıkları sorunları, yani şiddete uğradığı masına neden olan problemleri, eğer okulundan kaynaklanıyorsa okuldaki yerin değiştirilmesi, başkasından kaynaklanıyorsa hukuki sürecin takip edilmesi, bir sürü noktada kendileriyle birlikteyiz. Burada alınacak tedbirler neler? Bir, bunun polisiye tedbirler söz konusu. Okullarımızdaki güvenlikle ilgili problemlerin belki biraz daha sıkı denetlenmesi gerekir. İçişleri Bakanlığımızın sorumlulukları var güvenlik tedbirleri anlamında. Şimdi güvenlik tedbiri artırılacak. Başka ne olacak? Birincisi bu. İkincisi, biz öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerden 1.100.000 kişilik bir aileyiz. Biz bu aile havasını oluşturan şiddet uğrama ihtimali beliren mesai arkadaşımız varsa onun hep beraber yanında olalım. Biz kendi içimizde bir önleyici mekanizma kuralım diye biz bir çaba içerisindeyiz. Bunu nasıl bir mekanizma olabilir bu? Şöyle, şimdi bu şiddet olaylarına tek tek baktığımızda biraz daha dikkatli davranılsa, şiddet
uygulama ihtimali olan öğrencilerle ilgili olarak biraz daha özenle dikkat etsek belki daha öncesinde tedbirler alınarak çözülebilecek durumda. Aramızda şunu söylüyorum, siyasi görüş ayrılıkları öğretmen arkadaşlarımız ve idarecilerimiz arasında sendikal farklılıklar, etnik, dini, felsefi, her ne tür farklılıklar varsa onların hepsini bir tarafa bırakalım. Birbirimizin meslektaşlarımızın hukukuna riayet noktasında bir kenetlenelim. Sağ olsun 4 büyük sendika başkanını da ben buraya davet ettim. Onlarla da konuştuk. Onlar da bu konuda hemfikirler. Böyle bir farkındalık oluşturalım istiyoruz. Bunun için ne yapacaksınız spesifik olarak? Yani toplantılar mı düzenlenecek? Yani okul içinde bu ortamı oluşturmak için bir takım destekleyici faaliyetler olacak mı? Tabii ki. Bunu sendika kendi üyeleriyle ilgili yapmalarını istedik. Biz arkadaşlarımız bununla ilgili programlar oluşturuyorlar. Öğretmen arkadaşlarımıza paylaşacaklar. Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal kararı verdikten sonra biz yasal hazırlıklarımıza başlamıştık zaten. Açıklanan yasal tedbirler yani ceza kanunlarında yapılacak değişikliklerle ilgili tedbirler %100 bu problemleri çözebilecek bir şey değildir ama yasalardan beklenen şey caydırıcılık oluşturmasıdır. Dolayısıyla biz buradan bir caydırıcılık bekliyoruz açıkçası. Önümüzdeki hafta muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek yasal düzenleme. Ondan sonra da, ama benim asıl çözüm beklediğim konu, daha doğrusu çözüme katkısı olmasını beklediğim konu, yeni program, eğitim öğretim programları dediğimiz, sizlerin müfredat dediğiniz çalışmalarda biz merkeze huzurlu bir toplumu, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet eden, bu aklınıza gelecek bütün temel hak ve hürriyetler diye tanıdığımız çekirdek hakların tamamına saygı duyan bir toplum inşa edilme sürecine katkı vermek istiyoruz biz. Dolayısıyla müfredat çalışmalarının aslında odağında bu var. Ben bu çerçevede bir eğitim öğretim süreci kurgulandığında veyahut kurgulanmasının şart olduğunu söylüyorum. Bu yapıldığında şiddet de başta olmak üzere birçok sorunumuzun kendiliğinden çözülebileceğine inanıyorum. Peki integrali niye kaldırıyorsunuz? En çok tartışılan başlık o. Şimdi eleştirileri ben saygıyla karşılıyorum. Hiçbir itirazım yok. Herkes eleştirebilir. Fakat eleştirilere karşı çıktığım şey şu. Ben evrensel bir perspektifle insan hakları odaklı, demokrasi odaklı bir eğitim öğretim müfredatımız olsun istiyorum. Karşı çıkanlar, şimdi geçen hafta da burada müfredata yoğun bir biçimde muhalefet eden bir arkadaş grubuyla davet ettik, oturduk, raporlarını sundular. Şimdi benzeri eleştiriler yapıyorlar. Atatürk üzerinden eleştiriler yapıyorlar. Laiklik üzerinden eleştiri yapıyorlar. Bilimsellik üzerinden eleştiri yaptılar. Bunlar bu grup diyelim, isim vermekten çekiniyorum yanlış bir anlaşılma olmasın. Bayağı kapsamlı, hacimli bir rapor yazmışlar. Raporu bana takdim etmek için geldiler. Sordum, bilimsellikle ilgili eleştirilerinizin odağında ne var? Yani hangi bilimselliğe aykırı şeyi gördünüz ki bu eleştiriyorsunuz? İki, demokrasi İnsan hakları laiklik perspektifinden baktığınızda önceki müfredata göre yani hali hazırda uygulanan müfredata göre geriye doğru gidiş olarak tanımlayabileceğiniz argümanlarınızı sıralayın bana. Evet. 3. Atatürk'le ilgili olarak bakın eski müfredata bakın, yeni müfredata bakın. Deyin ki Atatürk'le ilgili şu konularda hatalar, eksikler veyahut da önceki metne göre geriye gidiş var. Cevap yok. Şimdi şöyle bir konudan rahatsızım ben. Bu kitle enteresan bir biçimde demokrasi, insan hakları, laiklik gibi kavramları kendi tanımlıyorlar, kendileri tanımladığı çerçeveden bizim metni eleştiriyorlar. Öyle bir konu yok. Yani burada üzerinde uzlaşılmış demokrasi ile ilgili metinlerimiz var. Laiklikle ilgili metinler, hukuk devleti ile ilgili metinlerimiz var. Şimdi ben diyorum ki hukuk devletinin sınırları içerisinde sivil toplum örgütü olarak tanımlanan yapılar benim gözümde hepsi sivil toplum örgütüdür. Yani bunun içerisine hangi siyasi perspektifi sokarsanız sokun. Sivil toplum örgütünü böyle tanımlıyorum. Veyahut da bir vakıftan bahsediyorsanız eğer
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz var. Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi vakıfların anayasa ve kanunların çizdiği çerçevede faliyet yürüttüğünü rutin aralıklarla denetliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu anlamda rutin denetimlerinde hukuka aykırı bir şey tespit edemediği vakıflar benim için vakıftır ve dolayısıyla sivil toplum örgütüdür. Ben böyle bakıyorum. Şuradan buraya geldi konu. Müfredatla ilgili olarak eleştirenler çok otoriter, hafif kaçıyor. Totaliter bir bakış açısıyla bu kavramları ben tanımlarım. Benim tanımladığım çerçevede demokrasi, özgürlükler ya da hukuk devletinin sınırları benim tanımladığım çerçeveye oturmak zorundasınız. Benim tanımladığım çerçevenin dışına çıktığınız an siz demokrasiyi, özgürlükleri, hukuk devletini ya da layıklığı, sizin tanımladığınız layıklığı ben kabul etmiyorum. Bakın bu gerçekten totaliter bir bakış açısı. Sizin tanımınızsa evrensel tanımınız. Ben evrensel anlamda ben yıllarca üniversitede insan hakları dersi anlattım. Evet. Peki çok popülerize edildiği için soruyorum. Yani aslında tartışılacak başka konular var ama bunun üzerinden tartışıldı. Siz evrensel değerler üzerinden bir müfredat değişikliğine ihtiyaç var diyorsunuz. Ama bilimin de önemi aslında tartışmasız bir şekilde ortada. İntegrali matematik dersinden çıkarıyorsunuz. Bu tabii kıyameti kopardı. Neden? Onu tekrar evet, sormuş. Şimdi onu da konuşalım. Şimdi biz müfredat çalışmalarını benim daha önceki müsteşarlığım döneminde ben uluslararası derecelendirme yani PISA, TIMSS ve benzeri sınavlar yapan OECD dahil bu ülkelerin derecelendirmelerinde neden biz Türkiye olarak sorun yaşıyoruz sorusunun cevaplarını aradım uzunca bir süre. Bakın fiziki altyapı itibariyle şu anda OECD ortalamalarına eşit düzeydeyiz. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullarımızdaki teknolojinin kullanımı. Bakın bütün okullarımız neredeyse internet altyapısına sahip. İnternet erişim hizmeti veriyoruz. Bütçesini biz karşılayarak okullarımızda etkileşimli tahtalarımız var. EBA'da milyonlarca içerik var. İnternete girip öğretmenimiz, öğrencimiz istediği eğitici içeriği indirip izleyebiliyor. Şimdi bunlar dünyada muadil ülkelerimizin hemen hemen denk hatta birçoğunun üstünde. Öyle mi? Ama fiziki. Ortalamalar çok düşük. Bu, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Neden ortalamalarımız düşük? Şimdi cevaplarımız var. Bir sürü cevap aramaya çalıştık. Bir sürü bununla ilgili çalıştık. Ve bazı tedbirler almaya başladık. Bu tedbirlerimizin sonucunu da 2018 yılında yani ben müsteşarken biz Temmuz ayında ayrıldık buradan. 2018 yılı Mart-Nisan aylarında uygulanan PISA sınavın sonuçları 2019'un sonunda açıklandı. Evet. Orada çok ciddi bir sıçrama kaydettik. Biz orada tedbir almaya başlamıştık. Ancak aldığımız tedbirlerden ilave olarak bir tedbiri daha almamız gerektiğini konuştuk. O da şu. Bizim bütün bunlara rağmen başarısız olmamızın sebeplerinden bir tanesi bizim kazanım dediğimiz ya da daha kamuda kullanılan ifadeye benzer şekilde kullanılan bilgi verdiğimiz bilgi açısından baktığımızda kıyas yapıyoruz. Bu bahsettiğimiz, rekabet ettiğimiz ülkelerin iki katına yakın bir bilgi yüklemesi yapıyoruz çocuklarımıza. Şimdi daha fazla bilgi veriyoruz. Eğitim öğretimde geçen süre açısından bakıyoruz. Çocuklarımız daha az okulda kalıyorlar. Öyle mi? Tabii. Şimdi bütün bunları düşünüyorsunuz. Daha az sürede daha çok bilgi yükleniyor. Evet. Ve bir konu daha var. Genelde okul süresi uzundur. Mesela Finlandiya modeli hep gösteriliyor. Orada çok daha kısa süre okulda kalınıyor deniyor. O yüzden tam saat itibariyle bakıyorum ben. Yani okulda geçirilen saat açısından baktığımızda yani biz kademeli olarak her kademede hesap ettik. Aşağı yukarı %25 daha azız biz. Evet. Şimdi üçüncü bir konu daha var. O da şu. Neyi ölçüyorlar o sınavlarda? Orada çocuklarımızın eğitim öğretim sürecinde aldıkları şeyi gündelik hayatta beceriye dönüştürüp dönüştüremediklerini ölçüyorlar. Biz ise sadece bilgi yükleme üzerine bir eğitim. Şimdi siz olsanız neleri değiştirirsiniz? Bir, müfredatınızı biraz hafifletmeniz lazım. Çünkü müfredatınız böyle olduğu zaman öğrenciniz başarısız oluyor. Öğrenciniz başarısız olduğu için öğretmeniniz de başarısız. Ve bütünsel olarak baktığınızda eğitim sisteminiz de başarısız.
Peki neden bunu yapıyoruz? Bu biraz önce bahsettiğimiz, bakın 1980'li 1990'lı yıllarda çocuklarımızın, bizlerin bilgiye erişimi çok sınırlıydı. Bilgi erişimin yegane kaynağı okul ve müfredatımızdı. Dolayısıyla müfredatımızı bilgi odaklı yapmamızda sakınca yok. Ama geldiğimiz noktada bilgiye erişmek çok kolay. Çok kolay. Ama önemli olan eriştiği bilgiyi çocuğun doğru şekilde kullanabilmesini sağlamak. Şimdi biz bu parametreleri koyduk. Müfredatımızı seyredeceğiz dedik. Sonra müfredatımızı kazanım odaklı değil, beceri odaklı hale getireceğiz dedik. Bu da sınavların azaltılması ve değerlendirme sisteminin biraz daha hafifletilmesi tabii, demek. Tabii, onların hepsi geliyor. Şimdi burada size sorarak gideyim. Burada bir yanlışlık var mı? Yok ama vazgeçilecekler listesinde integral mi vardı? Hayır, bir saniye oraya da geleceğiz. Yavaş, sakin sakin konuşuyoruz. Şimdi burada bir problem yok değil mi? Yani hayır. Bu kriterleri koyduğunuzda müfredatımızı seyretmek bir zorunluluk ve eğitim öğretim sistemimizdeki kazanım odaklı mantığı beceriyle dönüştürmek, o da bir zorunluluk. Evet. Şimdi döndük. Bir, bizim yeni programlarımız beceri odaklı diye açıklıyoruz. Her yerde bunu söylüyoruz. Ana felsefesi, asıl çıkış noktası beceri odaklı bir müfredat yazdığımızı söylüyoruz biz. Bunda sıkıntımız yok. Seyretmeye geldiğimizde, seyretmeyi kim yaptı? Bakan olarak ne integral çıkartılsın ne de başka bir konu eklensin noktasında değilim ben. Benim yaptığım şey konu ile ilgili olarak, ders bazlı olarak her dersin konusunda uzman, akademisyenler ve bu dersi yıllarca okutan öğretmenlerden oluşan komisyonlar oluşturduk. Yaklaşık işte 1200'e yakın isim bu 22 dersin programının oluşturulmasında görev aldım. Türkiye'deki saygın bütün üniversitelerimizden öğretim üyelerimiz var orada. Ben hiçbir ne matematik grubuna ne de başka bir gruba ne programlarına müdahale ettim. Sadece bunu konuştuk. Sizinle biraz önce konuştuğumuz gibi. OECD verilerini paylaştık, PISA verilerini paylaştık. Bu çerçevede adımlar atılması, dünya örneklerinde işte matematik programına bakıldığında dünyada hangi ülkelerde var, hangi ülkelerde yok. Bunu kıyaslamasını kim yaptı? İlgili komisyonlar yaptı. Dolayısıyla bununla ilgili kararı komisyonlar verdi. Bakın integral bir şekilde kamuoyuna düşmüş olabilir ama başka konular da olabilir. Yani ama bu benim kararım değil. Evet. Bunu ilgili akademisyenler ve ilgili... Siz doğru buldunuz mu? Ben doğru buluyorum. Niye? Ben başlangıç noktam belli ünitelerin çıkartılması veya belli kazanımların çıkartılması. Hangisini çıkartsaydık bu tartışma konusu olacaktı. Mesela tarih müfredatında arkadaşlar arıyor, şunu çıkartmışsınız, şunu çıkartmışsınız. Ya bir şeyler çıkması gerekiyor. Bunu eklemek de gerekmiyor mu? Eklenenler de vardır tabii ki. Ama ben dediğim gibi yani ben o boyutunda teknik anlamda o kadar içerisine girmeyi kendim de doğru bulmadım. Ya benim yetkinlik alanıma girmiyor. Sayın Bakan, şeyi de sormak isterim. Şimdi siz çok doğru bir şekilde evrensel değerlere atıf yapıyorsunuz. Evrensel değerler, evrensel demokrasi anlayışı üzerinden değişikliğe gidiyoruz. Bizim ana odağımız bu diyorsunuz. Şimdi Türkiye'de baktığımızda mesela tarih dersi pek de evrensel değerlere uygun anlatılmaz kitaplarda. Yani çok Türkiye odaklıdır. Mesela İkinci Dünya Savaşı'na şöyle bir değinilir, Türkiye girmedi diye. Türkiye girmedi, böyle başladı, böyle bitti. İkinci Dünya Savaşı'nın detaylarını bile bilmez bizde öğrenciler. Türkiye dışarıda diye. Şimdi bilmez onun yanında, diyelim yani. Yani genel çerçeve böyle. Ve hep de böyle biraz ideoloji katılarak da anlatılır. Şimdi bu yeni müfredatla birlikte ideoloji dayatılıyor deniyor. Şimdi mevcut ideolojik bakışı biraz daha ideoloji sosu ekleniyor gibi bir fotoğraf mı var? Yoksa dediğiniz gibi evrensel değerlere uygun anlayışta bir zihniyet değişiminden mesela tarih başlığında bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi tarihle ilgili yani tarihin nation building dediğimiz ulus inşası sürecinde kullanılması yani ideolojik tarih, yani kronolojik tarihten, vakanolojistik geleneğinden hermeneutik dediğimiz şeye evrilmesi zaten sizin bu söylediğiniz ulus devletlerin inşa sürecinde evet. var ve dünyanın her tarafında tarih dersleri ulus inşasının bir parçası olarak kabul edilir. Bunu
bununla ilgili benim bir itirazım yok zaten. Bunu böyle kullanmak lazım ve çocuklarımızın kendi tarihimizi öğrenmesi lazım. Ama bunu öğrenirken sizin söylediğiniz kısmı, yani dünyada ne olmuş kısmı eksik bırakılmış olabilir. En azından zorunlu eğitim çağında eksik bırakılmış olabilir. Bizim şimdi müfredatımızın içerisinde, işte diyorum ya, biraz önce arkadaşlarımız tarihten şunları çıkartmışsınız diye eleştirdikleri, onların yerine işte sömürgecilik dahil uluslararası arenada bu anlamda en azından bizim kendi coğrafyamızda ve çok gündemimizde olan yerlerde ne tür bir tarih yaşanmış, bununla ilgili çocuklarımız asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olmuş olacaklar. İdeolojiyle ilgili mevzuya da bunun bu şekilde karikatürize edilmesi, yaftalanmasına da ben karşıyım. Ben onu söylüyorum, yani buyursunlar, getirsinler raporlarında. Konunun ideolojik boyutuyla ilgili olarak eğer kendilerini rahatsız eden somut bir önerileri varsa onu değerlendirebilirim. Başlığında bir problem olduğunu düşünmüyor musunuz? Türkiye yüzyılı deyince tabii iktidarınla özdeşleşmiş bir kavram olduğu için okumadan da eleştirme hakkı doğdu gibi bir algı oluştu. Ne dersiniz? Bu eleştiriye de katılmıyorum. Yani Türkiye yüzyılı kavramı, evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim öncesinde gündeme getirdiği bir şey, ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ben Milli Eğitim Bakanıyım ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği profili, yani Cumhurbaşkanımız artık, onun bana, benden Milli Eğitim Bakanı olarak istediği, diyor ki önümüzdeki 100 yılı Türkiye yüzyılı olarak inşa edeceğiz. Ben buna varım. Ben dolayısıyla da eğitim öğretim sürecinde önümüzdeki 100 yılı Türkiye'ye ait bir yüzyıl, Türkiye'nin daha güçlü olduğu bir yüzyıl olarak inşa etmek, çocuklarımıza bu ümidi aşılamak, bu umudu vermek açısından ben eğitim öğretim programlarımı böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla ben mevzuyu artık bir siyasi partinin, o konuyu kapattık. Artık şu anda Türkiye Devleti'nin bir cumhurbaşkanı var ve bu cumhurbaşkanımızın çizdiği bir hükümet programı var. Biz de o hükümet programında önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. Yani bunu, bu ifade bizatihi kendisi içerik olarak niye birisini rahatsız etsin? Kullanabileceğiniz her türlü ifadenin başka tür siyasi çağrışımları olabilirdi. Yani bu ortak bir kavram haline geldi. Bence artık ortak bir kavram. 22 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde yanlış bilmiyorsam 18 ya da 19. eğitim alanındaki değişiklik ilanı bu. Yani dolayısıyla... Hangi açıdan? Bu bir güncelleme mi yoksa bir yeni sayfa açma mı? Öyleyse bu yeni sayfalar ne kadar sıklıklı şimdi olacak? O kadar hani... çok konuyu birbirine karıştırıyoruz ki. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2002 sonrasında müfredat değişiklikleriyle ilgili bu kadar kapsamlı bir müfredat değişikliği başka yok. Hı. Yani bu 18. 19. falan değil. Bu bir kere bir yanılgı. Bunu o zaman doğru bir şey yapalım. Kesinlikle, yanlış anlaşmaya... Kesinlikle bunlar yanlış. Bakın şunu diyorsanız, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız ve Eğitim Öğretim Daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz canlı birer organizma gibi çalışırlar. Her yıl mutlaka müfredatta yani yeni konular eklenebilir, bazı konular çıkartılabilir. Bunlar değişiklik değildir. Bunlar kendinizi şeye ayak uydurmaktır. Yani gelişmelere ayak uydurmaktır. Ama 18-19 diye sayılanın çoğu aslında öyle midir? Muhtemelen öyledir. Ben bu 18-19 rakamını bilmiyorum ama böyle bir kapsamlı müfredat değişikliği... Bu ilk yani. Tabii. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde yok. İlk defa felsefesinden tutun içeriğine kadar yeniden kaleme alınan, kendi felsefesiyle kurgulanan... Bu söylediğiniz çok önemli. Çok önemli. Yani bu sürekli değişim var. Artık biz bıktık bu değişimden diye bir genel kanı var toplumda. Bu kapsamlı, özel olarak yapılan ilk değişimdir. Evet, kesinlikle. Siz. Doğru. Son dönemde en çok tartışılan başlıklardan biri de mülakat meselesi. Şimdi mülakat meselesinde siz bir yeni sistemden bahsettiniz. Ben kişisel olarak bu sistemin uygulanırsa doğru olacağını düşünüyorum. O sistemde öğretmen adayları mülakata girerken kesinlikle kimlikleri belli olmayacak. Kimin karşısına çıkacağını bilecekler ve çıkarken de puanlarını öğrenecekler. Şimdi orada size iki şey sormak isterim. Bir, mülakatlar
görsel olarak da kayıt altına alınacak mı? Video kaydı olacak mı? Ve video kaydı olursa buna erişim olacak mı dışarıdan? İkincisi, çıkarken mülakatın sonucu da bildirilecek. Yok, dendi. Öyle demedim. Hayır, bir düzeltelim şimdi. Tabii. Sizinle yarım saat 40 dakikalık sohbetimiz içerisinde en çok referans yaptığım kavramlardan bir tanesi temel hak ve hürriyetler, hak, güvenlik ve adaletle ilgili olarak. Aklınıza gelebilecek, biz burada oturduk günlerce tartıştık, aklımıza gelebilecek tedbirleri aldık. Kamuoyuyla da paylaştık. Bunun dışında da eğer istediğiniz bir ilave bir tedbir varsa onu da alabiliriz. Yani biz bakacağız onun altyapısını da. Sizin bahsettiğiniz bir sürü tedbir, 6-7 tane bu anlamda adaleti ve güveni tesis edecek tedbir aldık. Ve bu şekilde mülakatlarımızı yapacağız. Burada jüri üyelerini de adayımızı da burada bir kodla tanımlayacağız. Herkes kodlar üzerinden birbirini tanıyacak. İki taraf da birbirini bilmeyecek. Kimse kimseyi bilmeyecek. Bunun benim açımdan çok önemi var. Yani bu birbirini tanımamanın. Çünkü orada iletişim artık sağlanamaz. Ne siyasetçi sağlar, ne bürokrat sağlar, ne başkası sağlar. Aday, ben mülakata gireceğim, jürimde şunlar varmış sorusunu bilemedi. Ben de bilmeyeceğim. Sistem orada yürüyecek. O çok önemli. Amerika'da ayrımcılığa ve cinsiyet eşitsizliğine karşı da bu sistemle yavaş yavaş adaleti sağlamaya çalıştılar. Ben adalet tesis etmeye çalışıyorum. Şimdi ikinci, sizin sorunuzdaki ikinci kısım, orada düzeltmem gerekiyor. Ben aday salondan çıkarken notunu öğrenecek demedim. Öyle yani. Şunu söyle, hayır, o yanlış, düzeltelim o zaman. Ben şunu söylüyorum. Aday salondan çıktığı an jüri üyeleri notlarını girecek, elektronik ortamda ve sistem kapanacak. Aday bilmeyecek bunu. Aday da bilmeyecek. Jüri üyeleri de aday çıktığı andan itibaren ilgili adayın notuna müdahale etme şansları kalmıyor artık. O zaman orada soru şu. Bir şey söyleyeyim müsaadenle. Orada eğer aday açıklandıktan sonra sınav notuna itirazı varsa bir komisyon eşliğinde sisteme tekrar giriş yapılır. Notlar o zaman bakılır. Evet. Güvenlik kamerası ile ilgili yani görüntü kaydedici cihazlarla ilgili de onu da söyledik zaten. Onu da kaydedeceğiz. Ha, onun ötesinde aday soru kendisine sorulan yani bana şunu da diyemez. Bana baktılar kılığıma kıyafetime bana zor soru sordular. Öyle bir şey de diyemezler çünkü kurgumuz şu. Aday salona girdiği an bir bilgisayardan bir tuşa basarak buradan rastgele kendisine bizim sistemimizden bir soru çıkacak. A4 kağıdında yani bir cevap kağıdında basılı olarak adayımız sorusunu cevaplayacak jüriye. Sonra da bana sorulan şu soruyla ilgili şu hususlara değindim diye bir tutanak altına imza alacak. Yani hem yazılı bir belgemiz olacak hem bir görüntü olacak. Böyle tedbirlerimizi alıyoruz onunla ilgili. Gayet güzel. Sorumda cevaplamış oldunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de eğitim deyince akla gelen ilk adreslerden biri Türk Eğitim Derneği. Şimdi yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu. Eğitim üzerine uzun zamandır, yıllardır düşünüyor, farklı perspektiflerden dünya örneklerini inceliyor ve Türkiye'deki esas sorun ne üzerine kafa yoruyor. Selçuk Bey merhaba. Merhabalar. Sizinle tabii zaman zaman telefonla da konuşuyoruz. Hep ben eğitimle ilgili tartışmalar olduğunda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de birkaç haftadır yine eğitim başlığı farklı kategoriler altında konuşuluyor ama biraz genel çerçeveyi sormak isterim. Şimdi sürekli bir değişiklik yapılıyor gibi bir algı var Türkiye'de eğitim sisteminde. Bir, değişiklik yapılmalı mı? İki, Finlandiya modeli, Japonya modeli gibi böyle idealize edilen modeller var. Şimdi öncelikle değişiklik yapılmalıysa bir ülke örnek alınmalı mı? Buradan başlayalım lütfen. Türkiye'de eğitimin temel sorunları var. Bunu tabii Türk Eğitim Derneği 96 yıl önce kurulmuş. Cumhuriyet'in ilk sivil toplum örgütü eğitim alanındaki. Ve biz çok derinlemesine sizin bildiğiniz gibi çalışmalar yapıyoruz. Sorunların başında eğitim bir uzlaşı gerektirir. Bugün anayasada bir uzlaşı arıyoruz ya. Aslında eğitimde bir toplumsal mutabakat gerekir eğitimi ileriye götürebilmek için. Kim yapmalı bu uzlaşıyı? Kimler arasında olmalı? Önce siyaset,
siyaset kurumları kullanarak bu uzlaşıyı bir araya getirecek. Toplumun farklı kesimlerinin eğitimle ilgili taleplerini değerlendirerek getirecek ve milli bir yol haritası çıkaracak. Şimdi çıkarıldığı söyleniyor. Ama bu milli yol haritası her bakandan bakana, her YÖK başkanından YÖK başkanına değişmeyecek. Değişiyor maalesef, mu? Maalesef ben eğitimle uğraşıyorum. Sınav sisteminin kaç kere değiştirildiğini artık takip etmekten bıktım. Ben artık her gelen bakanla, hemen hemen her bakanla, hepsini içermese bile yeni bir devrim yapacağım, Türkiye şunda eksiktir diye her şeyi bir tarafa koyup sıfırdan başlamasını artık Türkiye çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Neden böyle oluyor sizce? Biz buna Türk Eğitim Derneği olarak iz bırakma sendromu diyoruz. Belki de birçok insan aslında yücel olabileceğini düşünüyor. Her olay kendi gündeminde ve konjektüründe değerlendirilmelidir. Tabii ki her bakanımız, her YÖK başkanımız iyi niyetle bunu yapmaya çalışabilir. Ama şunu sakın unutmayın. Dünya bizden çok daha hızlı dönüyor artık. Evet. Dolayısıyla eğer biz dünyaya ayak uyduramazsak, yani altındaki kağıttan değersiz diploma vermeyi önceliklendirip, biz yetkin bireyler yetiştirmeyi, ülkeyi taşıyacak bireyler yetiştirmeyi öncelemezsek ve bunu yaparken bir toplumsal uzlaşıyla, milli, bakın milli diyorum, Finlandiya modeli demiyorum, Japonya modeli demiyorum, milli bir programımız olmazsa biz çok çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. O zaman Finlandiya modeli ya da Japonya modeli bize uymaz mı? Finlandiya neyi bize uyabilir? 1,5 milyon bir nüfus, eğitimle uğraşan, ilgilenen toplam 1,5 milyon. Bizde her kademede 1,5 milyon var. Yaklaşık 27 milyon, 28 milyon eğitimde şu anda gören birey var bizde. Yani Finlandiya'nın 20 katı bir nüfustan bahsediyoruz. İki, tabii ki artı ekonomik koşullar. Milli gelir, kültür de önemli. Evet. Yani bir ülkenin eğitim ideolojisinin bir parçasıdır. Niye Finlandiya modeli bu kadar idealize ediliyor? Temel bir kavramı anlatabilir, kısaca söyleyebilir misiniz? Şöyle, dikkat edin, son PISA sınavlarında bir kesim yerini dibine batırdı, bir kesim uçtuk dedi. Aslında ikisi de değildi. PISA bir veriydi. PISA gibi sınavlarda, uluslararası sınavlarda Finlandiya, Japonya gibi ülkeler önde çıkıyor. Ama Güney Kore gibi ülkeler de iyi çıkıyor. Yani sadece nüfusla alakalı değil. Ama Finlandiya ve Japonya'nın belli temel prensipleri var. Mesela son zamanlarda müfredat konuşuyoruz. Finlandiya ve Japonya'da merkezi bir müfredat yoktur. Temel çerçeve verilir. Ve Finlandiya'da 10 yılda bir geliştirilir. Değiştirilmez, altını çiziyorum. Geliştirilir. Çünkü zaten dünyada tabii ki beceriye döndü dünya. Hı hı. Yani bugün yapılmış olan... Yani 10 yılda bir güncelleme mi yapılıyor Güncelleme yapılıyor Finlandiya'da. Ama burada da öyle yapıldığı söyleniyor. Yani hayır, şu anda sıfırdan, evet. Sıfırdan bir müfredat yapıldığı söyleniyor ki müfredat en pahalı yatırımdır. Hı. Yani bu Türkiye açısından değil. Bütün OECD raporlarında, dünya raporlarında müfredat bir eğitim sistemin en pahalı yatırımdır. Niye? Sadece eğitim bilimini ilgilendirmez. Neuroscience dahil, ekonomi dahil bütün bilimleri ilgilendirir bir müfredat değişikliği. Çünkü siz ileriye yatırım yapıyorsunuz. Bakanlık süreçlerine baktığımız zaman da 2-2,5 yılla sınırlı olduğu için ortalama hepimiz bir an önce bir şey yapma gayretinde oluruz. Ama sorumluluğumuz milletin evlatlarına karşı. İkinci sorunumuz ne? İkinci temel sorunumuz şu. Biz sınav sistemini ortadan kaldırmadan, okulu merkeze almadan, dershane baronlarının milletin cebindeki parayı sömürmesinin önüne geçmeden hiçbir şeyi düzeltemeyiz. İstediğiniz her şeyi yapın. Sınav sistemimiz genel sınav değil mi? Yani üniversite sınavı. Üniversite sınavı ve liseye geçiş sınavı. Bakın biliyor musunuz Finlandiya'da temel eğitimde sınavı sadece kendi öğretmenleri yapıyor. Genel hiçbir sınav yoktur. Biz sürekli çocuklarımıza şunu pompalıyoruz. Sınavı başarırsan hayatta başarılı olacaksın. Eskiden şöyle derler. Okuyacak adam olacak. Şimdi şunu diyoruz. Okuyacak işsiz kalacak. Şimdi o zaman ama Finlandiya'daki model tabii okula ve öğretmene güven üzerine kurulu. Yani okullar arasında da seviye farkı olmaması üzerinden zannediyorum böyle bir sistem geliştirebilir. Şimdi Türkiye'de A okulunda aldığınız notla B okulunda aldığınız not eşdeğer değildir gibi bir algı olduğu için genel bir sisteme gidiliyor, genel sınav sistemine. Bundan çıkmak için okulları eşitlemek temel hedef olmamalı mı eğitim kalitesi açısından? Şüphesiz ki ama bunun için önce bir planlamanız olacak. Okulları sınav baskısından çıkaracaksınız. Bunun için Türk Eğitim Derneği olarak önerilerimiz var. Bunun zor olduğuna inanmıyoruz. Üniversite sınavını birden kaldıramazsınız. Lise geçiş sınavını hemen kaldırabilirsiniz. Üniversite sınavına girecek sayıyı azaltabilirsiniz. İkincisi... Onu nasıl yapacağız? Öğretmen, meslek eğitimlerini özendirerek... Şöyle tabii ki. Yani bugün zaten meslek öğretmeyen meslek eğitimlerine sahibiz biz. Aslında meslek okullarının sorunu değil. Maalesef okula gidenlerin sorunu. Çünkü bitirdikleri zaman hepsi güvenlik görevlisi olmak mecburiyetinde kalıyor. Bugün... Okulların bunu yapmak için çok basit bir önerimiz var bizim. Gelin lise 3'te lise diploması verelim.
Lise diplomasının öğrencilerimiz okul başarı puanıyla, bakın okul başarı puanıyla, açık öğretim, meslek yüksekokulu, beceriyle girilen ve ön lisans programlarına diplomasıyla girsin, sınava girmesin. Meslek yüksekokullarında haftada 4 gün sektöre gidecek, 1 gün üniversiteye gidecek yeterli. Evet. Meslek yüksekokullarının formatını değiştirmeniz lazım. 3, öğretmen yetkinliklerini artırmamız lazım. Bakın bugün Milli Eğitim Bakanlığı haklı olarak söylüyor ki, diyor ki biz sınavlarda, öğretmen olma sınavlarında ki mesleki sınavlarda başarılar çok çok düşük. Geldiğimiz nokta şu, eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirmiyor, öğretmenlik diploması veriyor. Başka, çok önemli, başka çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. 4 yıl sonra seçimlerde en büyük EYT'li grup 2 milyon atamayan öğretmen olacak. Peki dönüp bakalım, Yükseköğretim Kurumu bununla ilgili bir tedbir alıyor mu? Hayır, almıyor. Peki ne olacak? Ne olacak? Hem öğretmen yetkinliği sorunumuz var, hem işsiz öğretmen sorunumuz gitgide artıyor. Evet. Haklı olarak Türkiye'deki öğretmen ihtiyacı emekliler ve bir miktar bazı branşlarda öğretmen ihtiyacımız var. Yani hiçbir meslekte illa seni mezun ettim, öğretmen yapacağım diye bir şey yoktur. Ama siz o planlamayı yapmak devletin görevidir. Evet. Üçüncüsü, mesleki eğitimi meslek eğitimi gibi yapmak mecburiyetindeyiz. Her zaman meslek lisesi memleket meselesi demek değil. Meslek lisesi sanayinin ihtiyacını karşılayacak nitelikte yapmalıyız. Mülakat çok tartışılıyor. Mülakat sanki kategorik olarak yanlıştır gibi bir kesim yaklaşıyor. Yani siz mülakatı nasıl yaparsanız yapın adaletsizlik getirir gibi. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Bu kadar idealize edilen Finlandiya ve Japonya'da mesela öğretmenler mülakattan geçiyorlar mı meslek bir okulda istihdam edilmek için? Onun ötesinde başka bir şeyden geçiyorlar. Üniversiteye girmek için, eğitim fakültesine girmek için önce ihtiyaç belirleniyor. O ihtiyaca göre önce üniversiteler, mesela Finlandiya Birliği'nin yaptığı bir sınava giriyorsunuz. O sınava girdikten sonra da çoklu mülakata giriyorsunuz. Sadece bir ders anlatma mülakatı değil. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak net olarak söyleyelim. Mülakat kesinlikle zorunludur. Ama mülakatta siyasi etkilerin güç sahibi olduğu bir yapıdan şüpheleniyorsa yapılacak tek şey var. Video çekeceksiniz. Video çekin, hukuka gitme hakkını tanıyın öğretmenlere. Şimdi videoya çekileceği söyleniyor. Bunu da geliştirmesi lazım. Psikososyal testler çok çok önemlidir. Öğretmenin davranış biçimi, öğretmenin şiddete eğilimi gibi şeylerin ancak mülakatta çıkabilir. Yani mülakat KPSS'de herhalde çıkmaz. Hangi meslekte gereklidense en akla gelecek ilk mesleklerden biri öğretmenliktir. Artı hayat bilgisi sorusu, genel kültür sorusu da olmaz. KPSS ile öğretmen alınmaz. Öğretmenlik meslek sınavı olmalıdır ve meslek sınavından sonra da mülakat olmalıdır. Fakat buradaki sorun şu, bakanlık şunu söylüyor Nagihan Hanım, 30 bin öğretmeni nasıl aynı anda alacağız diyor. Haklılar. Onun için bizim önerimiz şu, mesela Diyarbakır'a mı öğretmen alacaksınız, Diyarbakır'a kadro açacaksınız, Türkiye değil. Diyarbakır için kadro açarsanız o bir yıl içinde o mülakatları yapabilirsiniz. Evet. Ama mülakat ekibini çok iyi eğitmeniz gerekir. Yani iki tane webinardan verdiğiniz eğitimle bunu yapamazsın. Ve yerel dinamikler de göz önüne alınarak farklılık göstermesi gerekir. Aynen gerekiyor. Ama bu bir başlangıçtır. Şunu anlamakta ben de gerçekten güçlük çekiyorum. Videoya çekilirse nasıl torpil yapılacak? Hakkınız var, hukuka evet, gitme hakkınız var. KPSS sınavı da en azından şu anda bir etken %50 olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla bundan çekinmemek gerekir. Aslında öğretmenlerin menfaatine bu. Sevgili izleyiciler, eğitim diyoruz. Türkiye'de müfredatta yapılan değişiklikler, okulda şiddet, sürekli bir daha iyi arama ama mevcuttaki eksiklikleri tespit edip etmeme konusunda bazı tereddütler var tabii. Çok kıymetli bir konuğum var şimdi. Hepinizin de yakından tanıdığı, bu alanda uzun yıllardır çalışan araştırmacı yazar, New York Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Selçuk Şirin bizlerle. Selçuk Bey merhaba. Yeni bir müfredat değişikliğinden bahsediliyor ve deniyor ki aslında Türkiye'de baktık çok fazla bilgi yüklüyoruz çocuklara. Halbuki becerilerini geliştirmek daha önemli olmalı. O yüzden bazı bilgileri ayıklıyoruz, onun yerine daha beceri odaklı bir eğitim hedefliyoruz. Sizce çerçeve olarak bu doğru mudur? Sizin gördüğünüz kadarıyla hakikaten Türkiye'deki eğitim sistemi çocuklara gerekenden daha fazla mı bilgi yüklüyor? Sözünü ettiğiniz müfredat hazırlığında iki farklı paradigmayı ifade etti. Beceri odaklı dediğimiz daha ziyade çocukların, gençlerin, öğrencilerin bu yüzyılda yaşayacakları çağda ihtiyaç duyacakları temel becerilerin eğitim, okul üzerinden kazanılması ve bunun için içerik sunulması.
Bu yeni bir kavram. Üniversiteler, okullar ilkokuldan itibaren kurulduğu günden bu yana beceri ocaklı, odaklı değildi. Genelde bilgi aktarı odaklıydı. Çünkü bundan 50-100 yıl önceye gittiğinizde bilgi almanın belki de tek yolu okula gitmekti. Ama sizin için söylemeyeyim, kendi yaşım ortaya çıksın. Ben mesela ilkokula gittiğimde bize ezberletirlerdi. Evet. İşte dünyanın en yüksek dağı nedir, dünyanın en uzun nehri nedir. Böyle. Bize de öyle. Şimdi mesela bunlara ihtiyaç kalmadı. Neden? İşte Google'a girip yenisi o bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Ya da ben çocukken bizim oralarda mesela halı alım satım işi çok yapılırdı Kars'tayımdan. Evet. Halı alım satım işlerinde matematiği güçlü olan, yani akıldan hemen o hesabı yapan kişiler çok köyde el üstünü tutulurdu. Hesap makinesi çıktı, o devir bitti. Şimdi bu teknolojik değişimle birlikte eğitim de sürekli değişmesi lazım. Şu anki müfredattaki temel sorun Nagihan Hanım'ın beceri odaklı ya da bilgi odaklının ötesinde bu müfredatın niçin ortaya çıktığını ortaya koyan bir ihtiyaç analizi yok. Evet. Reform ihtiyaçtan doğar. Reformun olması kadar doğal bir şey yok. İşte bakın dün yapay zeka ChatGPT'nin yeni versiyonu çıktı. Bir saat zaman harcadım dün böyle oynamaya, evet, anlamaya çalıştım. Peleğim şaştı bizim. Evet, tweet de atmışsınız, gördüm. Evet, bambaşka bir dünya kuruluyor. Şimdi böyle bir dünyada bizim, sizin de ettiğiniz gibi bu arada bizim yeni müfredat beceri odaklı değil. Onu bilmiyorum. Yok yani böyle bir iddia ile ortaya çıktı. Olup olmadığını tabii yani siz uzmanlar çok daha iyi değerlendirirsiniz. Estağfurullah. Öyle bir iddiayı ben görmedim yani, merak ettim o kaynağı. Çünkü öyle bir iddiayla... Yani bakanlığın söylediği bu, Sayın Bakan'ın söylediği beceri odaklı bilgiyi ayıklayıp beceriye yoğunlaşıyoruz diyor. Tamam, o doğru yani. Eğer öyle dedilerse doğru adım, yani kuramsal olarak doğru. Ama ben geçen hafta Oksijen'de de yazmıştım. Ben Türkiye'deydim. Bütün o kaynaklar açıklandığında bir hafta süre verildi. İşte hesaplamışlar zaten 75 saat sürüyor okumak. Yani bir hafta sabahtan akşama kadar okusam, hiçbir şey yapmasam ancak bitirebiliyorum, yorum yapmayı bırakın. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bu müfredatı hazırlayanlar dahil baştan sona okuyan bir kişi olduğunu ben inanmıyorum. Çünkü o 7000 yani sayfa, 3000 küsür sayfadan söz ediyoruz. Bizim kendi tarihimizde şu örnekler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde eğitim alanında olağanüstü dünyaya model olmuş örnekler var. Köy enstitüleri bunlardan bir tanesidir. Öğretmen okulları bunlardan bir tanesidir. Fen liseleri bunlardan bir tanesidir. 1970'lerin sonunda, 80'lerin başında bütün Anadolu'da her çocuğa hangi aileden gelirse gelsin yabancı dil öğretmeyi başaran Anadolu liseleri o geleneğin iyi örnekleridir. Dolayısıyla bizim tarihimizde bu örnekler var. Reform yapacaksanız doğru yol, bu sözünü ettiğim ihtiyaç analizinden yola çıkar. Önceden olan analiz edilir. Sonra da gidilir öğretmenlere danışılır, velilere danışılır, uzmanlara danışılır, iş dünyasına, işçi dünyasına danışılır. Bu müfredatta, yeni müfredatta sizce ne olmalı diye geniş bir masa kuruldu. Ve o masada kimlerin olduğunu siz de bilirsiniz, ben de bilirim. Evet. Ve bütün bu sürecin sonucunda da denir ki, bakın bu ortak çalışmanın sonucunda şu ihtiyaçları karşılamak için dünyadan şuradan bu örneği aldık, buradan bu örneği aldık, tarihimizden şu örnekleri aldık ve olması gereken müfredatın bu olduğuna karar verdik. Ve buna velilerde, öğretmenlerde, öğrencilerde onay verdiler, destek verdiler, yorum katkıda bulundular. 20 milyon öğrenciden söz ediyoruz Nagihan Hanım. Evet. 20 milyon öğrencinin kaderinden söz ediyoruz. Bir yüzyıldan söz ediyoruz. Yani Türkiye'de bu işin nasıl yapıldığını aslında o da tarihte var. Yani gidip öyle illa Finlandiya'ya bakalım, Güney Kore'ye bakalım demeye gerek yok. Şura geleneği var. Şura geleneği tam sözünü ettiğimiz gelenek. Bu ta Orta Asya'dan gelen bir gelenek. Zaten Finlandiya modeli dediğiniz aslında geniş kapsamlı, en kapsamlı uygulama Türkiye'de olmuştur. Köy enstitülerinde yaşatılan yaparak yaşayarak öğrenme, learning by doing denilir buna. John Dewey'in teorisidir bu. Burada hemen Kolombiya Üniversitesi'nde bir hocadır kendisi. Evet. 1925'te Türkiye'ye gelir. 5-6 ay eşiyle birlikte Türkiye'yi dolaşır. Çok ilginç bir hikayedir bu. Bursa'ya gider, İzmir'e gider, Ankara'da incelemelerde bulunur. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda o dönemdeki öğretmenlerle çalışarak bu köy enstitülerinin ilk modeli ortaya çıkar. Ama kuramsal olarak pragmatizme dayanır bu model. Yani bizim biraz önce sözünü ettiğimiz beceri bazlı bir müfredata dayanır.
bu çağda, yaşadığınız çağda öğrencilerin yetiştikleri zaman hangi ihtiyaçları, hangi becerilerle karşılayacağı bir çizelge olarak ortaya konulur. O şekilde çocuklara eğitim verilir. Köy enstitülerinde biliyorsunuz çocuklar mezun olduğunda müzik aleti de çalıyor. İşte gidip terzilik de yapıyor. Köydeki hastaya iğne de yapabiliyor. Ama aynı zamanda sınıfta gidiyor, dersini anlatıyor. Vietnam şu anda dünyada en az öğrenci başına para harcayıp en iyi verim alan ülkelerinden bir tanesi. Bunu nasıl başardı? Bakmak lazım. Finlandiya'ya baktığınız, pardon Vietnam'a baktığınız zaman Vietnam'da biliyorsunuz bir önceki eğitim modeli değerler odaklı, işte ulusal bir kimlik oluşturma üzerine kurulu bir modeldi. Çin'de de vardı o, işte Mao devrimiyle başlayan bir süreç Çin'de vardı. Vietnam'da yine Komünist Partisi biliyorsunuz komünizmle yönetilen bir ülkeydi. Evet. Şimdi bütün o eski modeller çöktü ve bütün Çin'de de belli bölgeler tamamen beceri odaklı modele geçtiler. Beceri odaklı olunca değerleri aileye bırakıyorsunuz, değerleri topluma bırakıyorsunuz. Değerlerin öğretilmesine, ahlaklı insan yetiştirilmesine kimsenin itirazı olmaz. Benim 20 küsur yıl önce ilk yaptığım çalışma moral development, yani değerler gelişimi üzerinedir. Değerler eğitimi üzerine epey bir çalışma yapmış biri olarak söylüyorum. Değerleri okulda öğretmeye çalışırsanız, müfredata koyarsanız, bunları sınavlarla ölçmeye kalkarsanız, bilgi aktarımıyla bu işin olacağını düşünürseniz, bakmanız gereken yer, yani literatüre bakmıyorsunuz, bilim insanlarına inanmıyorsunuz. Bakmanız gereken yer İran'dır, Sovyetler'dir, daha önce saydığım Vietnam'dır, Çin'dir ya da bizim Türkiye'nin yakın tarihidir, Cumhuriyet tarihidir. Dünyada hiçbir ülke eğitim yoluyla bilgi aktararak arzu ettiği kimliği ortaya çıkartamamıştır. İran'dan bir bilgi vereyim size. 44 yıldır İran'da değerler eğitim uygulanıyor. Milli, manevi adına ne koyarsanız koyun. İran'daki mollaların arzu ettiği insan tipi yetiştirilmeye çalışılıyor. Sonuç ne biliyor musunuz? 2 ya da 3 yıl önce yapılan bir çalışmada her 3 İranlı'dan sadece bir tanesi arzu edilen o kimliğe uyduğunu söylüyor. Evet. Türkiye'de ben dahil kaç kuşak inkılap tarihini zorunlu olarak, ben ODTÜ'de okurken biz 4 sene inkılap tarihi dersi aldık. Zorunluydu. Atatürkçülük ve inkılap tarihi de hatta dersin adı. Türkiye 70 yıl boyunca en azından bizim bildiğimiz bunu tamamen işte arzu edilen şekilde öğretmeye çalıştı. Türkiye'de o 70 yıl boyunca yetişen kuşaklar Atatürkçü oldular mı? Yani yüzde kaçı Atatürkçü oldu? Yüzde kaçı inkılap tarihine bak. Yani bu iş okullar bilgi aktarımıyla olmuyor. Çocuklarımıza bilgiye ulaşmayı, bilgiyi işlemeyi, bilgiyi arkadaşlarıyla, başkalarıyla müzakere etmeyi öğretirsek onlar zaten kendi muhakeme süreçlerinde arzu edilen, siz nereye yönlendirmek istiyorsanız oraya yaklaşırlar eğer arzu ettiğiniz şeyin insan doğasıyla çelişen bir tarafı yoksa. Evet. 21. yüzyılda yani siz çocuğa okulda deyin ki ahlaklı olmak için şunu yapman lazım. İşte tarihimizde şu güzel hikayeler vardı, şu efsaneler vardı. Bunlar güzel öğrensinler. Evet. Fakat çocuk değerleri okulda, derste öğrenmiyor. Değerler karakterle geliyor. Evet. Hem çocukluktan geliyor, ailede yetişiyor. Şimdi çocuk aileye bakıyor, okulun dışına bakıyor, koridorlardaki iklim dediğimiz okul iklimine bakıyor, televizyondaki dizilere bakıyor. Bütün bunlara biz hayat diyoruz. O yüzden gerçek müfredat hayattır diyorum. Doğru, çok önemli bu söyledikleriniz. Çocuklarımızın değerleri öğreneceği yer hayatın ta kendisidir. Şimdi siz bunu okulda öğretmeye çalışırsanız israf yani, kaynak israf. Yani çünkü okulda öğretemeyeceğiniz gibi o değerlere karşı da, okulun kendisine karşı da bir güvensizlik oluşacak. Hepimizin yıllarının geçtiği yer sınıf. Sıralarda kim bilir neler yaşandı, öğrenirken ne sıkıntılar çekildi, ne problemlerle karşılaşıldı. Sevgili izleyiciler, yaşı belli bir rakamın üzerinde olanlar böyle sınıflarda belki okumadı. Arkada gördüğünüz gibi akıllı tahta var. En azından benim zamanımda yoktu. Ama Türkiye'de eğitimin değişmesi gerektiği bir türlü bitmeyen bir inanç. Demek ki bir şeyler yanlış ki sürekli değişiklik yapılmaya çalışılıyor. Evet, akıllı tahtalar var ama akıllı tahtalar eğitimimizin kalitesinin artmasına yetti mi, yetmedi mi? Türkiye günlerdir hem müfredat değişikliğini hem de okullarda artmış gibi görünen şiddeti tartışıyor. Geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşandı ve bir öğretmenimizi bir şiddet olayında kaybettik.
Peki bu eğitim başlığı neden yıllardır sürekli gündemde? Türkiye'de çocuklar öngörülebilir bir gelecekte artık değişmesi gerekmeyen bir sistemin içinde okula gidebilecekler mi? Biz Nagihan Alçı ile nasıl oldu da kaldığımız yerden devam ederek bu hafta işte bu yakıcı başlığı ele aldık ve konunun uzmanlarına, başta Sayın Bakan'a ve eğitimcilere Türkiye nereye gidiyor? Yapılan değişiklik hakikaten kökten bir şekilde sorunlarımıza çözüm olabilecek mi? Bunları sorduk. Umarım cevaplarını dinlediğinizde bir nebze de olsa kafanızda bazı pencereler açılır. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.